Faydalı yük kapsülünün ayrıldığını da biz şu anda Evet. Şu an biz görüyoruz. görüyoruz. Evet, şu an faydalı yük kılıfı ayrıldı. Çünkü artık atmosfer dışındayız, uzaydayız ve yine gereksiz bir yükü taşımak istemiyor fırlatma firması. Burada faydalı kılıfını da bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Şu andan itibaren bütün uydular uzay ortamına maruz kalmaya başladılar. Toplam 36 adet ayrılma gerçekleşecek. İMECE 36. ayrılma. İMECE dışındaki tüm uydular yaklaşık 500 kilometre irtifada roketten ayrılacaklar. İMECE'nin irtifası 680 kilometre olacak. Yaklaşık 2 saat 35 dakika sürecek fırlatma anından sonra. Toplamda 36 ayrılma var ama 51 uydu var. Gerçekten ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Biraz geç oldu ama hamdolsun güç olmadı. Türkiye kendi yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği, kendi mühendislerimizle, teknisyenlerimizle ürettiği, dünyanın herhangi bir noktasından hiçbir kısıt olmadan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği ve kahraman ordumuzun uzaydaki gözleri olacak İmece uydusunu uzaya fırlattı. Hamd ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu daha yürüyüşümüzün ilk zamanları diyoruz. Bunların çok daha ötesini inşallah TÜBİTAK uzaydaki arkadaşlarımızla, Savunma Bakanlığımızın destekleriyle, SBB'nin strateji bütçe başkanlığının destekleriyle yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Komutanım, sizler de arkadaşlarımızı yalnız bırakmadınız. Bu heyecanı tekrar beraber yaşadınız. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ ol, var ol, sağ ol, var ol. Biz de seni kutluyoruz, teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Yönetimden dolayı, azminden ve kararlılığından dolayı. Bakın bütün salon sizi alkışlıyor. Buyurun arkadaşlar. Alkışları duyuyorsun. Bak ta Amerika'dan Emir Bey bile alkışlıyor. Onun ekibi bile alkışlıyor, haberin olsun. Amerika'dan bile. Kolay gelsin. Hayırlı başarılı seçim çalışmaları. Hadi kolay gelsin. Bu güzel sürpriz için sayın bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Açıkçası bizim hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Çok sağ olun. Bizim için de moral oldu. Öyle evet. Moralimizi yükseltmek için her şeyi yaparız. Çok teşekkürler. Ya ben heyecandan ölüyorum yayının başından beri, fark etmişsinizdir. Bununla beraber bir parça rahatladım. Emir, seninle devam edelim istersen. Evet, teşekkür ederim Sadık Hocam. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarında verdiği gibi İmece uydusu uzaydaki geleceğimizin hikayesi olacak inşallah. Bize bu gururu, bugünü yaşatan, konuşmanın başında da söylemiştim. RASAT ve Göktürk 2 uydularında çalışan, o projeleri başlatan karar vericilere de bundan sevgi ve saygılarımı tekrardan sunuyorum. Çünkü o uydularda elde edilen bilgi birikimi İmece ve çok yakın zamanda fırlatacağımız TÜSAT 6A uydularına yansıttık. Onlar olmasaydı buralara gelemezdik. İnşallah devletimizin desteği, milletimizin kararlılığıyla İmece uydusu milli menfaatimizin uzaydaki bekçisi olacaktır Sayın Bakanım. Bundan sonra devreye alma sürecimiz var. O da çok zorlu bir süreç. İnşallah o gün süreci de rahat bir şekilde atlatır esek. Yakın zaman içerisinde İmece uydumuzu Hava Kuvvetleri envanterine alarak görevine devam etmesini sağlayacağız. İmece tabii 6 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. İmece'nin şöyle bir güzelliği var. Aslında proje başlamadan önce alt sistemleri, yer sistemleri geliştirmek için ayrı ayrı projeler de başlatmıştık. Genelde uydu projeleri başladığında ekipman mı yapalım, uyduyu mu yapalım, o şeye düşüyorduk takvim baskısından dolayı. Ama ekipmanların daha önce başlamış olması hem TÜRKSAT 6A'da hem İmece'de bize çok fayda sağladı ve yerlilik oranının artmasında faydası oldu. Daha yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarımızın çok çok yoğun emekleri oldu bu aşamada. Gece gündüz çalıştılar. Özellikle entegrasyon bittikten sonra test aşamasında çok yoğun çalışmaları oldu.
Evlerine gitmeden aşağı yukarı bir ay boyunca burada çalışan arkadaşlarımız oldu. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Uydumuz 5 yıl boyunca en az hizmet vermesini bekliyoruz 700 kilometrelik yörüngesinde. Bunlar zaten ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye olması için gerekli olan şeyler. Burada herkesin kendi fonksiyon alanında kendisine düşen görevi yapması. Burada işte milletin bir bütün halinde, bütün kesimlerin, bütün birimlerin, bütün bakanlıkların, bütün sivil asker, sivil dahil kurumların, üniversitelerimizin yani birleştiği takdirde işte bu sinerji denilen kavram ortaya çıkıyor. Ve bunun da sonucunda çok rahat ilerleyebiliriz. Birazdan sonra aşağıda biraz konuştuk arkadaşlarımla. Bizim ülke olarak gerçekten inanalım. 2500 yıllık büyük bir Türk hakanlığından bahsediyoruz. En son Cumhuriyeti beraber kurduk. 85 milyon biriz, beraberiz. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. İnsanımız da var, imkanımız da var, bilim de var, bilgi de var, her şey var. Bütün mesele bunların iyi bir şekilde organizasyonu. Ve bunlar bir araya geldiği zaman işte bir gün imece olur, bir gün başka bir şey olur. Ve ilerler gideriz. Ve bundan dolayı yani azimle, kararlılıkla bir de burada şunu da söyleyeyim, ben size paylaşmayı isterim. Yani rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. Yani yaptık, ettik efendim işte, hayır. Biz ilk günkü amatör ruhla hiçbir şey bilmiyormuş gibi azimle, kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve inşallah çok daha büyük işler başaracağız. Tekrar hepinizi bir kez daha en içten olarak kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Elimizden geldiğince bu araçları da biz etkili bir şekilde savunmamızda, güvenliğimizde ve barışçıl yolla yöntemlerde hem ülkemiz için, silahlı kuvvetlerimiz için hem de dost müttefiklerimiz için, insanlık için kullanma imkanı bulduk, fırsatı bulduk. Bu konuda silahlı kuvvetlerimiz son derece hazır, hava kuvvetlerimiz son derece hazır. Gerekli teşkilatlarını kurdular, gerekli eğitimlerini yaptılar ve inşallah ilk andan itibaren de bu uydudan malzeme ölçüde yararlanacağız ve bunu herkes kullanacak, bunun faydasını ve karşılığını göreceğiz. Yalnız burada tabii durmak yok, yola devam. Bundan sonra da bu Türkiye yüzyılı çerçevesinde arkadaşlarım yapacağımız çalışmalar inşallah çok daha ilerlere gideceğiz. Yani bu konuda hayallerinizi durdurmayın. Hayal etmeyi durdurmayın. Hayal edeceğiz, hayal edeceğiz. Geriye çıkalım arkadaşlar hep beraber. Evet, patronunuza minnettar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dua ediyoruz. Bakalım camimiz yeni yapıldı. Bekleriz. Hadi arkadaşlar. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Var olun. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Devamını bekliyoruz. İnşallah bakalım. Devamını bekliyoruz. İnşallah. Bak 50 santim, 10 santim. Bir de Hasan Mandal. Buyurun sen. Ödev şu. Benler Tunus'ta bulunuyor. Sen bir fotoğrafı görürsün. İnşallah. Kolay gelsin. Söyleyin. Kolay gelsin. Sağ olun.